değerli katılımcılar, sevgili misafirler, öncelikle sizleri selamlıyorum. Zaman çok kısıtlı, o nedenle size biraz hızlıca konuya gireceğim. Aslında ben size biraz tabii open source, open data dediğimiz zaman böyle genel olarak bizim az çok bilmek ya yani bilemediğimiz ama biraz daha size biraz farkındalık oluşturmak ve bu veriler için biz neler yapabiliriz, neler eksiğimiz var. O konuya bir nokta koymak adına size sularla ilgili başlayacağım. Şimdi tabii aslında su kaynakları hepimizin işte bütün kullandığı, çok yoğun olarak yararlandığımız ana element. Hep biliyorsunuz susuz hiçbir şey olmuyor. İnsan isterse açlık grevine gitse bile su olmadan olmaz yani. Yaşam susuz olmuyor. Aslında su çok özgün bir madde. Üç halim bir arada bulunduğu tek madde. Hiç düşündünüz mü? Bir arabanın üzerine kar yağmış, güneş vurmuş arabanın üzerine. Kar tabakası katı hali. Karla araba arasında sıvı halini görüyorsunuz, bir de onun buhar halini görüyorsunuz. Yani üç halini bir arada görebiliyorsunuz. Hiç düşündünüz mü hangi maddenin katı hali sıvı hali üzerinde yüzer? İşte buzlar suyun üzerinde yüzüyor. Yine dünyadaki en büyük depremlerden bahsediyoruz. Doğal olaylardan bahsediyoruz. Olay aslında suyla ilgili, yani boşluk suyu basıncıyla ilgili. Bunun müthiş bir koalizyon etkisi var. Aslında bir suyu her yerde kullanıyoruz, her sektörde kullanıyoruz. Sular için ciddi paralar harcıyoruz. İşte bu bir tane projelerden bir tanesi Kıbrıs'a su götürme projesi. Bunun için denizlerin altından gidebiliyoruz 80 kilometre ya da milyonlarca dolar para da harcayabiliyoruz küçük bu tür projeler için. Tabii genel anlamda sulara baktığınızda dünya sisteminde %97,5 civarında bizim sularımızın tuzlu su olduğunu, tatlı suların sadece 2,3 civarında yer aldığını görüyorsunuz. Tatlı sulara da baktığınızda bunların yaklaşık %70'inin buzullar oluşturduğunu, yeraltı sularının da yaklaşık %30'unu içerdiğini görebiliyoruz. Yeraltı sularıyla birlikte de çok az miktarda da bizim aslında yüzey sularımız var. Yüzey sularımızı da kendi içerisinde kıyasladığınızda önemli oranda gölleri içerdiğini ya da batalıkları oluşturduğunu görebiliyoruz. Şimdi aslında suların dünya sisteminde kullanımı çok farklı. Çeşitli endüstriyeler, yani ülkenin bulunduğu endüstri koşullarına bağlı olarak da çeşitli sektörlerde kullanım değerleri değişebiliyor. Kırmızıyla gördüğünüz yerler özellikle endüstrinin ağır olarak, endüstrinin yoğun olduğu ve suyun özellikle bu sektörlerde yoğun olarak kullanıldığı bölgeleri görüyorsunuz. Yeşilde gördüğünüz kısımlar ağırlıklı olarak, bunlar daha çok tarım sektöründe suları kullandığı kısımları görüyorsunuz. Daha açık yeşil olanlar bizim ülkemizdeki gibi yerler ise hem sulama açısından hem de içme suyu için yoğun olarak kullandığını görüyoruz. Şimdi aslında Anadolu çok özgün bir yer. Çünkü Anadolu bu yapısına baktığınız zaman mesela jeolojik özelliklerine bakın, tektonik özelliklerine bakın. Aynı zamanda arkeolojik özellikleriyle dünyada çok özgün bir yerdir. Çünkü dünyada birçok medeniyetin gelip gittiği bir yerdir. Bugün siz bu Anadolu topraklarında Mezopotamya'da tutun da Hititler, Gordiyonlar, Urartular, sonra Romalılar, Yunanlılar, Osmanlı İmparatorluğu, yani büyük imparatorlukların ev sahipliği ettiği bir yerdir. Aslında bu insanlar niye buraya geldi diye sorarsanız bu medeniyetlerin gelişmesinin temel şeyi iki şeye bağlıdır. Biri su kaynaklarına bağlıdır, biri de içinde bulunduğu madenlere bağlıdır. Dolayısıyla siz bugün 6000 yıl önceki kitaplara okursanız Sümerlerin 6000 yıl önce burada barajlar yaptığını görebilirsiniz. Bugün sadece İstanbul'daki sarnıçları görmeyin, lütfen gidin bir Mardin'de Dara'ya bakın. Aynı büyüklükte, aynı özellikte sarnıçları görebilirsiniz. Dolayısıyla bugün Hitit medeniyeti bahsettiğinizde Hititlerin tamamen Sivas'tan başlayıp Sinop'a kadar giden bölgede Kızılırmak'ın etrafında yerleştiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla medeniyetle ilgilidir. Roma İmparatorluğu da zaten suyun gücüyle ifade edilir. Onların büyüklüğü suyla ifade edilmiştir. Her gittiği yerde de Roma dönemine ait yapıları görebilirsiniz. Anadolu'da özellikle Türkiye'de bakarsanız çok önemli hidrolik havzalar vardır. Bu işte gördüğünüz havzalar, en büyük havzamız Dicle ve Fırat havzaları. Aynı zamanda Anadolu'da çok önemli ovalarımız vardı. Biz bunlara büyük ovalar diyoruz. Aslında bizim şu anda kentlerimizin önemli bir kısmı bu ovalar üzerinde yer alıyor. Aslında bizim kentlerimizin büyük oranı şu anda su kaynakları üzerine yerleşmiş. Yani biz kentlerimizi yaparken suyun üzerine yapmışız. Eskilere giderseniz kentlerini tepelerde yapmışlardı ama daha sonra gitmişiz suyun üzerine kurmuşuz. Tabii su kaynaklarıyla ilgili devlet su işlerini veya çeşitli kurumların yaptığı araştırmalar var. Bizim suyun ana girdisi yağıştır. Biz yağış verilerine dayanan bir su bütçesini oluşturuyoruz. Şimdi ben aslında şunu söylemek istiyorum. Acaba şimdi biz ne kadar kişi başı su tüketiyoruz? Sizin kişi başı tüketiminiz ne kadardır? Yani biz bu ülkeyi ya da bu kaynağı ya da bu ülke, şehri geliştirmek istiyorsak, yeni sektörler yaratmak istiyorsak o zaman en önemli şeyimiz su kaynağı oluyor. Şimdi genel anlamda ben yer altı sularına vurgu yaptığımda şöyle bir şey görüyorsunuz. Şu anda elimizdeki verilere göre, bizim topladığımız verilere göre %50'sinin yer altı sularının
tarımda kullanıldığı görülüyor. Ama tarım sektöründe bizim bildiğimiz şey var şu andaki. Yani bu devlet sürüşlerinin elindeki veriler ve bizim analiz topladığımız veriler. Ancak şu anda ülkede %70'i, tarımın %70'ini yer alışıyor kullandığını biliyoruz çok net olarak. Şimdi bu kentlere baktığımızda Türkiye'de çok önemli büyük kentler var. 2012 yılında 2950 tane büyük şehire baktığımızda acaba bu şehirler ne kullanıyor diye irdelediğimizde bakıyorsunuz yaklaşık olarak %49'un yer altı suyunu kullandığını, %51'in yer altı suyunu kullandığını görüyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Örneğin bugün Antalya kenti dediğiniz zaman Antalya %100 yer altı suyunu kullanıyor. Hatay yer altı suyunu %100 kullanıyor. Eskişehir tamamen yer altı suyuna bağlı. İzmir'in bugün %60'ı yer altı sularına bağlı. Yani yer altı suyu çok kritik bir şey. Bu gördüğünüz noktalar İzmir'deki kentinde bu kuyular var. Bu kuyulardan aldığımız sular. Biz barajlara ciddi paralar harcıyoruz. İzmir kentine mesela diyelim ki bir tahtalı barajı yapıyorsunuz. 200-300 milyon dolar bir para harcıyorsunuz. Sonra kapladığı ağını düşünürseniz ekosistem açısından irdelediğinizde bir yer altı suyu kuyusuz tanesi bize 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira gibi paralara mal oluyor. Dolayısıyla hem yer altı suyu kaynaklarına ulaşmak kolay, aynı zamanda bunların iyi korunması gerekiyor. Şimdi tabii bir de bu kırsal bölgelere bakarsanız Türkiye'de 34 bin üzerinde köy var, mağaralar var, 26 bin tane belde var. Çoğu bunların mahalle olduğunu biliyorsunuz. Ama genel anlamda şu anda kırsal alanlarda %94'ü yani bütün yerleşim kırsal bölgelerin %94'ü yer altı sularından geliyor. Genel anlamda Türkiye geneline şöyle irdelerseniz yer altı suyunu yani şehirler ve bütün nüfusu bir araya geldiğinizde %57 oranındaki su kaynaklarımızın yer altı suyundan geldiğini görebiliyoruz. Tabii örneğin diyelim ki bir içecek fabrikasına irdelediğinizde bunun yıllık su tüketimi yaklaşık 1 milyon ton. Yani aslında bu içtiğin %99'u yer altı suyu. Yani bir kuyudan alıyor. Ve bunun için biz mesela çok ciddi, çok düşük ücretler ödüyoruz. Bu fabrikanın ödediği ücret benim evimdeki ödediği ücretten daha düşük. Yine imalat sanayine baktığınızda imalat sanayinde tabii önemli bir kısmının yine kuyulardan, kaynaklardan yani yer altı suyu kaynaklarının ciddi kullanımını görebiliyoruz. Organize sanayi bölgelerine baktığımızda bunun %91'inin yer altı sularına bağlı olduğunu görebiliyorsunuz. %90'ı sadece yüzey sularıyla elde ediyor. Şimdi mesela diyelim ki bu bir organize bölgesi, organize sanayi bölgesinin işte doluluk oranı görüyorsunuz. 130 milyon metreküp civarında bir su kullanımı var ama henüz dolmamış birçok organize sanayi var. O mavi olan kısımlar doluluk oranını gösteriyor, beyaz olan dolmamış. Yani onların doluluk oranı arttıkça su tüketimi daha da arttırıyor. Madencilik sektörüne baktığımızda yine %92 civarında yer altı suyuyla direkt ilişki olduğunu. Su tüketimlerine bakarsanız su tüketimlerinin 2030 yılında daha da düşük olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi tabii biz niye sudan geldik buraya? Yoğun kentleşme var, nüfus var, iklim değişimi var. Yapılan projeksiyonlar 2050 yılında nüfusun 9 milyar olacağı söyleniyor. 9 milyar olursa o zaman ne olur? Bizim en büyük beklentilerimiz şimdi su savaşları beklentisi. O zaman şimdi bakın nüfusun hızlı artmasına bağlı olarak su tüketimi de gittikçe azalmaya başlıyor. Yani sudaki risk gittikçe artmaya başlıyor. Özellikle Asya, Avrupa ve Afrika bölgesinde bu tür problemleri ciddi anlamda yaşayacağız. İklim değişimiyle ilgili bütün senaryoları irdelediğinizde özellikle sürekli bunun değişimini görüyoruz. İklim değişimlerinin değiştiğini, yağışın gittikçe azaldığını, şu kırmızıyla olan yüzey akışlarına baktığınızda Türkiye, İtalya, İspanya gibi Akdeniz ülkelerinin ciddi risk altında olduğunu gösteriyor. 2030 yılı senaryolarına baktığımızda da ülkemizde özellikle su sıkıntısının çekilebileceği alanları burada görebiliyorsunuz. Genel anlamda bunun tabii bu suyun bir potansiyeliyle ilgili bir de bunun kalitesi var. İşte doğal insan kaynakları kalitesi birçok kirleticiler var. Bunların tabii bir sürü yaptığı etkileri var insan sağlığı üzerinde. Arsenik bunların en büyük şeydir, problemlerinden bir tanesidir. Kanser olaylarının artışını en etkili parametrelerden bir tanesini bunu olarak görüyoruz. Türkiye tektonik bir bölgedir. Buna nedenle birçok böyle kaynaklar sıcak su, bu kırık siyahla gördüğünüz yerler sıcak su kaynaklarının olduğu yerleri görüyorsunuz. Bir tane küçük bir havzadan ben size bahsedeyim. Bu Gediz Nehri Havzası. Bu Türkiye nüfusunun yaklaşık 4.4'ünü oluşturuyor. Yüz ölçümü 2.3'ünü oluşturuyor. Su potansiyeli 1.1. Bu bölgede de işte bir bakarsınız suyun kalitesinde de bazı bölgelerde ciddi problemler olduğunu görüyorsunuz. Kırmızı olan yerler aslında içme suyu limitlerinin aştığı insan sağlığı açısından risk teşkil eden bölgeleri ifade ediyor. Şimdi diğer en büyük problemlerden birisi su kaynakları gittikçe azalmaya başlıyor. Şimdi bu kaynağa baktığınızda örneğin kırmızı çizgiye bakın. Eskiden 5 metre, 10 metrelerdeyken şu su kaynaklarının artık 70-80 metrelere gittiğini ya daha derinlere su seviyesini düştüğünü. Bu sadece bu büyük Bakırçay'da, Gediz'de, Büyük Menderes'te ve her yerde görebiliyorsunuz. Paralarında mesela su seviyeleri gittikçe düşüyordu 1995 yılına kadar. 95 yılında sonra yüzey suyu
kullanımına başladı. Ama su seviyeli birden yükselince bu sefer de organik kirleticilerin artmaya başladı. Organik kirleticiler artınca da bu o zaman suyun kalitesinde büyük bir değişim söz konusu oldu. Bunların hep izlenmesi gereken şey. Yani biz suyu bir planlarken şöyle yapıyoruz, bir havza boyutuna bakıyoruz. Bir nehir havzası diyoruz. Şimdi nehir havzası şu, suyun ayrı çizgisinden denize aktığı nokta, yani beslenmenin olduğu, denize boşaldığı alana biz havza diyoruz. Şu anda sarıyla gördüğünüz kısım bir havzanın niteliğini taşıyor. Tabii bir sistemi bir havza boyutunda, Türkiye'de 25 tane önemli havza olduğunu size söylemiştik. İş adımları vardı. Bu havzaların tabii genel özelliklerinin iyi belirlenmesi lazım, kalitesinin iyi belirlenmesi lazım. Buna yönelik planlamaların iyi yapılması lazım ve bütün verilerin coğrafik bilgi sisteminde değerlendirilmesi lazım. Aslında bir havzayı irdelediğimizde havzanın konumu, sınırları, yerleşimi, nüfusu, kentsel altyapısı, ulaşımı, işte hidrojeolojik, hidrolojik, toprak özellikleri gibi birçok parametreler için içine giriyor. Bunlar daha sonra sosyoekonomik boyutlarıyla irdeliyorsunuz. Kirleticilere bakıyorsunuz, işte noktasal kirleticilerin yayıldığını, bunlara göre kirlilik hesaplarını yapabiliyorsunuz. Elde ettiğiniz yüzey suyu olsun, yeraltı suyu olsun, bütün verileri irdeledikten sonra siz model çalışması yapıp ülkeyi ona göre planlıyorsunuz. Aslında buna niye gerekiyor? Şimdi diyelim ki siz bir üst ölçekli plan yapacaksınız, kalkınma planını buna göre planlıyorsunuz. Ya da ülke mekansal strateji planları, bölge planları, bölge mekansal strateji planları, tarım sektörü mü yapacaksın, hayvancılık mı yapacaksın, büyükbaş hayvanın bir büyükbaş hayvanında 30 litre süt alıyorsun. Bu büyükbaş hayvanı 200 litre su içiyor. Dolayısıyla siz eğer bir hayvancılık sektörü yapacaksanız kaç tane hayvan yapacaksınız, işte ne kadar suyunuz var, ona göre bir plan yapmak zorundasınız. Küçük ölçü özel amaçlı planlar içinde havza koruma, taşkın yönetimi, havza rehabilitasyon, dikkat edersek içme suyu havza planları gibi havza kuraklık planları bütün bu verilere göre yapılıyor. Şimdi tabii bunlar mutlaka belirlenmesi ve koruma planlarının oluşturulması gerekiyor. Tabii bu yine dediğim gibi kentsel olsun, endüstriyel atıklar olsun, katı atık yönetimleri olsun, sel olsun, erozyon olsun birçok izleme planları yapıyor. Bu verilerde en önemli şey sizin oluşturduğunuz bu verilerin toplanması. Bunların alansal olarak CBS sistemlerine konması ve buna yönelik stratejiler oluşturması lazım. Veriler aslında birçok kurumlardan geliyor. İşte verilerin bu tür projeleri, bu tür değerlendirmeleri yapabilmek için bu gördüğünüz bütün kurumlar işin paydaşları. Bu paydaşların hepsinin buna veri sağlaması gerekiyor. Ben şu anda yaptığım 3 tane büyük projede benim sadece bu projedeki verileri 3 yılım aldı. Zaten veri toplama için. Bir tanesi de Su Yönetim Genel Müdürlüğü'nde Kuzey Ege Nehir Havza Planı şu anda devam eden, henüz bitmeyen 3 yıl veri toplamakla uğraşıyorsunuz. Yine Devlet Su İşleri tarafından yaptığımız yeraltı suyu planlama projesi var. Birçok konuda veri almak istiyorsunuz. Tabii sırf planlama ile ilgili. Yine şu anda Türkiye'nin jeotermal kaynaklarının kümülatif etkisine ilişkin bir çalışma yapılıyor. Yine Çevre Bakanlığı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bakanlığı ile ilgili. Tek şeyimiz, problemimiz veri. Veri bulamıyoruz. Veri yok. Herkes veri çok diyor ama hiç veri yok ortada. Kurumlarda veri çok ama veriler depolanmamış oluyor. Şimdi bakın, bugün Kaliforniya'ya girin. Kaliforniya kentinin bu verilerini görüyorsunuz. Kuyu verileri, kuyuların üzerine tıkladığınız zaman bütün kuyu verilerini, datalarını, her şeyi çok rahat görebiliyorsunuz. İstediğiniz model yapabiliyorsunuz. Hiç Kaliforniya'ya gitmeden kimseye yorumladım. Yine bakın, su havzaları ve alansal su dağıtım sistemleri gibi projeksiyonlar yapabiliyorsunuz. Yine New York şehirleri veya diğer şehirlere gittiğinizde buradaki taşkın ve risk analizleri ilgili yöntemler, modeller geliştirebiliyorsunuz. Yeter ki veriler olsun. Bu veriler de CBS ortamında hazır shape file olarak alabiliyorsunuz. Yani sadece verileri size koymuşlar, benim için yorumlayın diyor, ben ona göre planlarımı yapayım diyor. Bugün yine Vancouver kentine bakın, her su noktasına ait veri var. Hepsine girdiğiniz zaman bütün verileri indiriyorsunuz, bunları analiz yapabiliyorsunuz. Bizim İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde şöyle küçük bir çalışma yapıldı. Bu da çok önemli, tabii biz çok önemsiyoruz bunu. Bizim üniversitemizin küçük bir bu jeotermal sahasının olduğu bir yerde sadece 2 saatlik bir çalışmayla 22 kişi, 20 kullanıcıyla 22 ağaç türü belirlendi ve alanda 297 tane ağaç tarandı. Şu anda bu veriler, işte şu anda open source, yani bir girdiğinizde ağacın türü, ağacın şeklini internetten indirebiliyorsunuz. Bu yani bu tür bir araştırmacı için müthiş bir yapı. Şimdi tabii bu veri toplama, veri ortaya konması çok önemli bu kamu kurumları için, diğer şeyler için. Bizim ülkemizde yeni çıktı yasa. 7 Kasım 2019 tarihli 30.941 sayılı resmi gazetede coğrafi bilgi sistemleri konusunda Cumhurbaşkanı kararnamesi yayınladı. Dedi ki bu veriler artık toplansın, Çevre Şehircilik Bakanlığı altında bunları da bilime açalım diye. Yine ulusal su bilgi sistemi oluşturulmaya çalışıyor. Bunlar işte bunun en önemli şeyleri de. Yine META yer birimleri portal oluşturdu bu tür planlar için. Tabii biz bunu öğrenirsek ne olur?
zamandan taviz sarf etmiş oluyoruz. Verileri daha doğru yorumlanması sağlanıyor. İlgili kurumların sorunlarının çözümüne katkı koyabiliyoruz ve daha güçlü bilimsel çalışmalar yapmış oluyoruz ve ülkemize ciddi katkılar, hızlı zaman kazandırmış oluyoruz. Tabii ben şimdi size yeraltı sularının önemini anlatmıştım. Ben size dedim ki yani tarım sektöründe şu anda devletin elindeki verilere göre %2 gözüküyor. Ama gerçekten bütün veriler elinizde olsa ben size yeraltı sularının %70, %80'lere kadar çıktığını size net olarak gösterebilirim. Çok teşekkür ederim.